Herkese merhaba. Adalar Müzesi ve Tarif Hakkı'nın ortaklaşa yürüttüğü tarih sohbetleri, galiba Adalar ve Tarih'ti yazını yürüttüğümüz, bu sefer 100. yılda tarih sohbetleri adıyla bir etkinlik düzenliyoruz, etkinlik serisi düzenliyoruz. Bir önceki konuşmamızda Ocak ayında Murat Güvenç Hoca bizimle beraberdi. Ve bundan sonraki konuşmayı da şimdiden duyurayım. Mart ayında Songül Güneş, Medeniyet Üniversitesi'nden Songül Hoca bizle beraber olacak. Ve bugün Duygu Saygın ve Umut Deren'in bıraktığı yerden, yani 1930'lardan sonra neler olduğunu konuşacak. Bugün iki konuşmacımız var. Biri Duygu Saygın Hoca. Duygu Hanım bizle beraberdi yazında, belki hatırlarsınız. Biyografisini tekrar vereceğim. Kendisi İstanbul doğumlu, yıl vermiyorum genelde buraya yazdığınıza rağmen. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Daha sonra da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde tezsiz yüksek lisans programından mezun oldu Duygu Hoca. Ve aynı yıl tarihçi olmaya karar veriyor ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başlıyor. 2014 yılında kendisini tanıdığımız tezini yazıyor, yüksek lisans tezini. 19. yüzyılda büyük adanın adı İlke bir sosyal ve ekonomik durumu başlıklı tezi bu. Ve hala yeni çağ tarihinde, biraz konusu değişmiş, oraya girmiyorum, doktor eğitimini sürdürmekte. Geçen yaz da sürdürüyordu, hala sürdürüyor, daha bitmedi. Tamam. Umut Bey de gene aynı üniversitede, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden fakat tarih bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarih Enstitüsü'nde başladı eğitimini. 2018 yılında yine belediye tarihiyle ya da yerel yönetimler tarihiyle ilişkili bir konuyla Operatör Emin Erkul Bey'in Hayatı, Mebusluğu ve Şehreminliği başlıklı teziyle tamamlıyor. 2016 yılından beri de Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi. Ve 2018 yılından itibaren de Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı'nda aynı kurumda doktor öğrenimine devam etmekte. Demin de belirttiğim gibi Duygu Hanım ve Umut Bey bugün bize Adalar Belediye, başlık üzerine bayağı bir konuşmuştuk tam olarak nasıl bunu ifade edelim diye. Çünkü Adalar Belediyesi de diyemiyoruz o dönemde henüz. Adalarda belediye tarihi üzerine ve ilk kuruluşa 1920'lere kadar bu hikayenin serencamını bize paylaşacaklar. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Tamam. Şu an yine eko. Şimdi evet. İyi değil mi? Asrın ilk çeyreğinden itibaren batılılaşma hareketleri şehir yönetimine de yansımaya başlıyor. Ve bu bağlamda ilk belediye teşkilatı diyebileceğimiz İktisat Nezareti kuruluyor. Klasik dönem Osmanlı'da aslında belediyecilik hizmetleri diyebileceğimiz şey birden fazla kişinin üstesinde. Ama İktisat Nezareti tek bir kuruma toplanmış oluyor. Fakat ne yazık ki İktisat Nezareti isteneni veremiyor. Bunun üzerine şöyle bir durum var aslında isterseniz, kilit nokta, kırılma noktası. Kırım Savaşı çıkıyor 1853-55 arasında. Kırım Savaşı esnasında müttefik sıfatıyla işte İngiliz, Fransız, İtalyan askerleri ve yabancı basın İstanbul'a gelip konaklıyor. Fakat takdir edersiniz ki bunlar modern belediyecilik hizmeti görmüş insanlar ve yetersiz bulunuyor İstanbul'daki hizmet. Biraz da bunların aslında isterseniz tavsiyesiyle ve Batı ile olan yakınlaşmanın da bir getirisiyle daha modern, daha batılı anlamda bir teşkilat kurulması yoluna gidiliyor. Ve bu şekilde 1854 yılında İktisat Nezareti kaldırılarak şehre emaneti dediğimiz kurum kuruluyor ve başına şehremin dediğimiz bugünkü anlamda belediye reisi atanıyor. Şehre emaneti hem esnaf kontrolünden hem belediye hizmetlerinden sorumlu olacak diye duyurusu yapılıyor bunun. Fakat şehre emaneti de ilk etapta tam olarak isteyeni veremiyor ne yazık ki. Bunun üzerine 1855 yılında İntizam ve Şehir Komisyonu adlı bir komisyon kurularak şehre emanetinin daha programlı diyeyim bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu komisyonun ilk ve aslında en önemli adımı şehir emanetini daha kolay işleyebilmesi adına, daha rahat işlemle yürütülmesi adına 14 tane parçaya ayırmak. Böylece her bir daire kendi bölgesinden sorumlu olacak. Bu 1800
1857 yılında kabul ediliyor bu durum ve bu 14 dairenin kurulmasına girişiliyor. Fakat takdir edersiniz ki ilk defa böyle bir şey yapılacağı için 14 dairenin aynı anda kurulması imkansız. 6. daireyi belediye kuruluyor ilk olarak. 6. daireyi belediye bugünkü Beyoğlu ve Galata'dan sorumlu. Peki neden o bölge seçiliyor? Çünkü oranın sakinleri Avrupa görmüş ve belediye hizmetinden anlayan insanlar. 6. daire ifadesinin kullanılmasının sebebi de Paris'in en nezih muhitinin o dönemde 6. bölge olması aslında isterseniz. 6. daire gayet güzel şeyler yapıyor. Fakat bunun hemen akabinde ilk etapta 6. daireden sonra sadece 2 daire başarıyla kurulabiliyor. Tarabya ve Adalar. Tarabya ve Adalar'ın özelliğine 6. daire sakinlerinin yazlık ikametleri olması aslında. İlk kurulan Tarabya Belediyesi. Tarabya Belediyesi'nin kuruluşu 1864 yılında Eylül ayında gerçekleşiyor. Ve Tarabya Muhteberanı'nın talebi üzerine oluyor. Tarabya sakinlerinin talebiyle oluyor. Tam bir yıl sonra Adalar sakinleri de aynı şekilde bir talepte bulunuyor. Biz de bir belediye istiyoruz. Bunun üzerine Adalar Belediyesi'nin kurulması için ilk adım atılıyor. Hepsinin, bütün Adalar Muhteberanı'nın imzasıyla şu arkamda gördüğünüz dilekçe veriliyor. İlk verilen arzu hal bu. Bu dilekçede talep edilen bir önemli husus var. Meclisin azalarının ve belediye reisinin adaların önde gelenlerinden ve ecnebilerden oluşması. Ki zaten devam eden bu uygulama Tarabya ve Beyoğlu'nda da aynı şey söz konusu aslında. İlk etapta bir 6 ay kadar cevap gelmiyor bu ilk başvuruya. O dönemde Adalar kazasının başında, kazalar o dönemde müdürler tarafından yönetiliyor. Adalar kazası müdürü Refet Abdullah Bey var. Refet Abdullah Bey'in biraz ısrarcı, böyle gerçekten çabası var bu iş için. Tekrar tekrar başvuruda bulunuyor. Hani bana ne yapabileceğimi gösterin, bununla ilgili bana yardımcı olun, belediye kurulmasında ne gerekiyorsa yapacağız. 6 ay sonra Refet Abdullah Bey'in ısrarına bir cevap geliyor. Ve diyor ki, diyorlar ki bir layiha kaleme alın, adalara uygun olarak bir layiha kaleme alın ve bize sunun. Refet Abdullah Bey bunu Mayıs ayında sunuyor. Akabinde bir karanlık var, yani oradaki belgeler bir tamamı yok elimizde. Bir karanlıkta kalan bir dönem oluyor. Fakat bundan sonraki ilk bulduğumuz şey şu, Refet Abdullah Bey'in layihasında belediyenin Büyükada'da kurulmasına dair bir madde olduğunu öğreniyoruz. Ve bu madde üzerine şöyle bir şey geliyor. Tamam, siz ilk başvuruyu bütün Adalar halkı adına yaptınız. Fakat bu layihada Adalar Belediyesi'nin Büyükada'da kurulması gerektiği söyleniyor. Bunu çözün, daha sonradan çekişme, sıkıntı olmasın. Bunun üzerine Büyükadalılar bu sefer ikinci bir talepte bulunuyorlar. Büyükada muhtarı evveli, Büyükada muhtarı saniyesi ve Büyükada ahalisi kulları imzasıyla ikinci bir, şu arkamda gördüğünüz dilekçeyi veriyorlar. Ve diyorlar ki belediye sadece Büyükada'da kurulsun. Her belediyenin ayrı ayrı her adanın ayrı ayrı belediyesi kurulsun. Ve biz Büyükada için özel olarak bir belediye istiyoruz diyorlar. 10 gün kadar sonra hemen buna olumlu cevap geliyor ve Büyükada'da ilk olarak belediyenin kurulmasına karar veriliyor. Ben şurada şöyle bir detay da var. Belediye başkanının Büyükada'nın önde gelen isimlerinden seçilmesi ve 6 adet meclis azasında yine Büyükada'nın mülk sahibi ve itibarlı kişilerinden kurulmasına karar veriliyor. Ben burada bir şey belirtmek istiyorum. Bu Adalar Belediyesi ile ilgili ilk hep bir şey vardı. 7. daireyi belediye, 7. daireyi belediye. Ve Küçük Sait Paşa'nın da ilk belediye başkanı olduğuna dair bir süre gelen bir konuşma var. Bizim yaptığımız araştırmalarda, ki gerçekten çok araştırdık biz bunu, böyle bir şey yok. Adalar Belediyesi hiçbir zaman, bizim bulabildiğimiz en azından salnameler, arşiv belgeleri hiçbir şekilde 7. daireyi belediye olarak geçmiyor. Ve Küçük Sait Paşa hiç başkanı olmuyor bu belediyenin. Zaten kendisinin anılarında onun anılarında aslında isterseniz bu ilk çıkıyor. Beyoğlu Belediyesi'nden sonra kurulan ilk belediyenin başındaydım diyor. Zaten ilk kurulan belediye Tarabya, yani Adalar değil. Adalar Belediyesi ismi zaman içinde nasıl geçiyor? İlk önce bu 1867 yılında ilk kurulduğu zaman devlet salnamesinde Adayı Kebir Daire Belediyesi olarak geçiyor. Bir yıl sonra Dersaadet İdari Belediye Nizamnamesi yayınlanıyor ve belediye sadece Büyükada'yı değil tüm adaları için alacak şekilde genişletiliyor. O zaman da adı 14. Daire Belediye oluyor. Daha sonra 1877 yılında belediye dairelerinin sayısı 20'ye çıkarılıyor. O zaman 19. Daire Belediye oluyor. Ve 1912 yılında da, en azından benim anlatacağım dönemin sonuna kadar böyle devam ediyor. 1912 yılında da belediye daireleri şubeler olarak şehir emanetinin altına geçince Adalar Şubeyi Dairesi oluyor en son ismi de. Tabii şey diyelim, 8'de ona indirme meselesi de var. Ona indirme meselesi var, evet.
belediyenin kurulmasının hemen akabinde 1867 ilk belediye reisimiz Büyükada'nın muteber ağından Yorgaki Pancıre Efendi. Ve bu adanın yine muteber isimlerinden seçilen meclis azaları da Doktor Serviçin Efendi, Basuraki Garapalide Efendi, Mösyö Nikolakis Zarifi, Mösyö Sivil Mösyö Pardülide Efendi olarak belirleniyor. Pancıre Efendi 1867 yılındaki ilk atamasından 1873'e kadar aralıksız olarak belediye başkanı kalıyor. Hatta belgelerde uzun bir süre maaş dahi almadığına dair şeylerde bulduk, bilgilerde bulduk. Pancıre Efendi'nin ben size mührünü göstermek istiyorum. Adalar Belediyesi çok fazla isim değiştirdiği gibi çok fazla statü de değiştiriyor aslında isterseniz. Dönem dönem kaymakamlığın uhdesine geçiyor belediye yönetimi. Bu ilk olarak 7 Mayıs 1874 yılında tarihinde maddi sıkıntılara bağlı olarak belediyenin lağvedilmesiyle gerçekleşiyor ve kaymakamlığa ihale ediliyor belediye. Bunu iki görevi, kaymakam ve belediye başkanlığı bir arada sürdüren ilk kişi Şakir Efendi. 1874 yılındaki Adalar Kaymakamı. Onun akabinde 1875'te kendisinin Halef ve Mahmut Bey için de bu durum geçerli oluyor. Bir yıl sonra 1876 yılındaysa Affan Bey, ki daha sonra karşımıza çıkacak bazı sıkıntılarla kendisi Affan Bey kaymakam ve belediye başkanı. 1877 yılına geldiğimizde 2 yıl boyunca 1877-78'de çok tanıdık bir isim. Black Bey hem belediye başkanımız hem kaymakamımız oluyor. Hemen akabinde Black Bey 6. Daire Belediye'ye geçiyor, oranın reisi oluyor. Onun akabinde boş kalıyor belediye başkanlığı ve tekrar bir oylama yapılıyor. Bu oylamada ahalinin bir kısmı Yorgaki Efendi isimli bir zatı istiyor, büyük çoğunluğu. Bir kısmı da daha önce kaymakamlık yapan Affan Bey'i istiyor. İlk defa Adalar Belediyesi'ndeki ilk çekişmeye de burada şahit oluyoruz. Yorgaki Efendi hakkında bir şikayet yazılıyor şehir emanetine. Ve bu şikayette diyor ki, devletin usul ve kaideleri ile memleketin düzenine vakıf kişilerden olmadığı, yönetimde intizamsızlık da halkın asayiş açısından güvensizlik duyulduğu kendisine yönde bir şikayet yapılıyor. Fakat Şehir Emaneti Meclisi bu şikayeti incelediği zaman görüyor ki yapılan şikayetin altında imza veren kişilerin hepsi Affan Bey'in taraftarları ve Affan Bey kendi mührünü de basmış bu şikayetin altına belediye reisliğini ele geçirmek için. Fakat sonuçta Yorgaki Efendi'nin belediye reisi ve kaymakam olmasına karar veriliyor. O şikayette bu arkamda gördüğünüz. Mart 1880'de belediye tekrar müstakil hale geliyor, kaymakamlıktan ayrılıyor. 82-83 yıllarında Nikolaki Mavromati Efendi'nin belediye başkanı olduğunu tespit ettik. Arada boşluklar olabiliyor, yine tam bulunamayan yıllar var. 89-93 yılları arasında uzun bir boşluktan sonra Haçokulu Efendi'nin çok da yine çok tanıdık bir ismin belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Bu da biraz çözünürlüğü kötü olan kendisinin mührü. Evet, 97 yılında yine çok bildiğimiz bir isim Dimitri Mezike Efendi belediye başkanı olarak karşımıza çıkıyor. 1898-1899'a geldiğimiz zaman Hacı Mehmet Necip Bey'in ismini ilk defa belediye başkanı olarak görüyoruz. Hacı Mehmet Necip Bey, ilerleyen yıllarda oraya döneme geldiğinde de anlatacağım. Gerçekten belediye tarihini gördüğü en sıkıntılı isimlerden bir tanesi. Umarım hiçbir torunu yoktur şu an bu salonda kendisinin. Kendisi hakkındaki ilk şikayet bu ilk belediye başkanlığı döneminde. Yalnız şunu belirtmem lazım, ilk belediye başkanlığı fahri olarak yapıyor kendisi. 1000 kuruş maaş tahsis ediliyor, bu maaşı kabul etmiyor. Fakat bu çok yüce gönüllü kişi hakkında ilk şikayeti de bu dönemde görüyoruz. Heybeliada'da Berberoğlu Sokak, bugünkü Ulubey Sokağı denk geliyor. Bu Heybeliada yangının çıktığı sokakta yaşayan Sofia Binti Nikoli isimli bir hanım kendisi hakkında diyor ki, benim diyor bu sokakta 35 numaralı evimi ve altında bulunan dükkanımı bana hiçbir tebligatta bulunmadan yıktı, beni maddi zarara uğrattı. Ben hem binalarımın bedelini istiyorum, hem bu ara dönemde kaybettiğim kira bedellerini istiyorum, hem de manevi tazminat istiyorum Mehmet Necip Bey'den diyor. Sonuçlandı mı bu, alabildi mi bu tazminatı bilemiyoruz ne yazık ki. Bu belediye ile kaymakamın ayrı ayrı bulunduğu sürece bir değinmek istiyorum. Çünkü bayağı çekişmeler yaşanıyor belediye ile kaymakamlık arasında bu dönemde. Mesela Haçopulu Efendi'nin belediye başkanlığı zamanında 88-91 yılları arasında Hasan Muharrem Bey isimli bir şahıs Adalar Kaymakamı ve kendisi görevden alınma sebebi şu şekilde geçiyor bu beyefendinin. Başına buyruk tavırları ve Adalar Belediyesi üzerine tahakküm kurmaya yönelik ısrarı.
olayın detayına girdiğimizde şunu görüyoruz. Hasan Muharrem Bey gerçekten ısrarla belediyeden bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Belediye ile karşılıklı fikir teatisi yapması gereken işlerde kendi kendine kararlar veriyor. Belediyeyi tamamen yok sayıyor. Hiçbir müzakere yapmıyor. Bunu görüyoruz. Kendisine bu konuda uyarıda bulunuyor aslında isterseniz. Daire nezaretine uyarı geliyor. Fakat Hasan Muharrem Bey bunu da hiçbir şekilde umursamıyor. Ve işte öyle bir noktaya geliyor ki artık adada işler yürüyemiyor. Belediye ve kaymakamlar arasındaki çekişme adaya yapılan hizmetleri baltalamaya başlıyor. Mesela örneğin bir tane bana ilginç gelen bir olay şu. Belediye hakkında bir şikayette bulunuyor kaymakam bey. Diyor ki belediye mevsim gereği adaya geçici olarak doktor tayinini ihmal ediyor ve merkeplerin durakları konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Sıhhate aykırı deniyor. Zaten merkep durakları belki geçen konuşmamda olanlar hatırlayacaklar. Her zaman bir sıkıntı yani şikayet sebebi. Bunun üzerine Şehre Maliyeti Meclisi'nin incelemeye bir kişi gönderiliyor adayı. Yapılan incelemenin sonucunda adamın sunduğu raporda diyor ki hayır, sıhhatle ilgili hiçbir sorun yok. Doktor tayinine gerek yok. Zaten adadaki mevcut doktorlar yeteri kadar her işi sürdürüyorlar. Kaymakam yalan söylüyor. Ve daha da enteresan bir şekilde Hasan Muharrem Bey'in jandarma ve polislere belediye hakkında zorla şikayet yazdırdığı ortaya çıkıyor. Bunları tehdit ederek şikayet yazdırıyor ve bu şikayeti de bahane ederek belediye meclisi azalarını azarlamayı huyaline getirdiği ortaya çıkıyor. Bunun üzerine belirttiğim gibi Hasan Muharrem Bey'in azli öneriliyor ve bir hafta içinde sonuçlanıyor. Belediye bir yıl kadar aşağı yukarı devam eden savaştan kazanan taraf olarak çıkıyor. 1900 yılına geldiğimizde Adalar Belediyesi tekrar şehir emanetine bağlanıyor. Ve Adalar Kaymakamı Mehmet Tevfik Bey tarafından yine bir arada idare ediliyor. 901-902 yıllarında İbrahim Selahattin Bey yine bu iki görevi bir arada sürdüren kişi. 1903 yılına gelince hem kaymakam hem belediye reisi tekrar Hacı Mehmet Necip Bey. Şimdi bu ikinci görev döneminde de Hacı Mehmet Necip Bey hakkındaki şikayetlerin ardı arkası asla kesilmiyor. Mesela Heybeliada sakinlerinden Yani Veledi Kosta imzalı bir şikayet var. Burada diyor ki Hacı Mehmet Necip Bey'in şahsi menfaatleri uğruna yaptığı yolsuzluklar artık had safhaya varmış durumda. Kendisi görev süresi sona erdiği halde görevden ayrılmıyor. Daha da enteresan bir şekilde Hacı Mehmet Necip Bey'in belediye başkanı atanmasıyla bütün belediye azaları görevden istifa ediyorlar. Biz bu adamla çalışmak istemiyoruz. Fakat Hacı Mehmet Necip Bey bu azaları istifa etmemiş olarak göstererek şehir emanetini de kandırıyor diğer taraftan. Bir de kaymakamlık görevinde de asil kaymakam değil, asaleten atanmış değil, vekil kaymakam konumunda. Asaleten kaymakam atanmak için de her türlü yolu denediği, kabul edilemez teşebbüslerde bulunduğu söyleniyor. Bizzat 2. Abdülhamit'in emriyle bu iş soruşturuluyor ama artık nasıl bir güç varsa arkasında bundan da Hacı Mehmet Necip Bey sıyrılıyor ve asaleten kaymakam atanması için şehre emaneti öneride bulunuyor. Dahili nezareti diyor ki, şimdi bu adam mülkiye mektebi mezunu değil. Bu adamın intihapnamesi, seçilmesi için gereken belgesi yok. Bu adam asaleten kaymakam atanamaz. Fakat şehir emaneti karşılığında şunu söylüyor. Hayır, vekaleten kaymakam olduğu dönemde görevini çok güzel yerine getirdi. Yapabilir, asaleten atayalım. Fakat tabii daire nezareti her zaman kazanır. Enteresan bir nokta daha var, onu değinmeye atladım. Bu olaydan bir yıl önce Hacı Mehmet Necip Bey'in Harem-i Şerif Müdürü olarak atanması gündeme geliyor ve iradesi de çıkıyor. Fakat bir hafta sonra Harem-i Şerif Müdürü olacak ehliyette de olmadığı anlaşıldığı için o göreve de atanamıyor. Neticede daire nezareti kesin emri gönderiyor. Hayır, bu göreve işte mülkiye mezunu, intihapname sahibi, başka bir şehre emaneti kazasından bir kaymakam bulun. Bulamazsanız başka bir kaymakam atayın. İşinin ehli olan bu salahiyete sahip bir kişiyim. 1906 yılında Abdullah Sabri Bey atanıyor Adalar Kaymakamı olarak. Fakat bir hafta sonra bu kişinin Küçükçekmece Kaymakamı olmasına karar veriliyor. Ve tekrar Hacı Mehmet Necip Bey hem belediye başkanı hem de esareten kaymakam olarak göreve devam etsin deniyor. Ama o arada şikayetlerin tabii ardı arkası asla kesilmiyor bu dönemde de onu da söylemek lazım. Bir şikayette kendisinin yaptıkları güzel özetlenmiş. Sahte tutanak tutmak, uygun olmayan arazilerde bina inşasına izin vermek, belediyeye devredilen binalı arsaları düşük bedelden kaydettirmek, bazı vergilerin toplanmasını geciktirmek. Fakat bu şikayetlere rağmen
Bir 15 gün sonra Mehmet Necip Bey bir kere daha yükseliyor. Şehir Emaneti Meclisi azası oluyor. Adalar kendisinden kurtuluyor. Ama artık nasıl bir nefret varsa Hacı Mehmet Necip Bey'e 17 Ağustos 1908 tarihli bir emir buldum. Kolluk kuvvetlerine şöyle bir emir verilmiş. Eski Adalar Kaymakamı Hacı Mehmet Necip Bey'in evine hiç kimse tarafından saldırıda bulunmasına meydan verilmemesi, saldırmaya kalkanların tutuklanması. 1907 yılına geldiğimizde Adalar kazası tekrar liva oluyor ve Mehmet Emin Paşa mutasarrif olarak atanıyor. Belediye reisliği vekaleten İsmet Bey isimli bir şahsa veriliyor. Fakat 2. Meşrutiyet'in akabinde Adalar livası tekrar kazaya çevriliyor 1908 yılında. Ve Bakırköy ve Beykoz'la birlikte şehir emanetinden ayrılarak tekrar müstakil hale geliyor Adalar Belediyesi. Bu ilk reisin kim olduğunu tespit edemedim bu dönemden sonraki ne yazık ki. Ama 1910 yılında Anastas Sıtkı Efendi belediye reisi olarak karşımıza çıkıyor. Ki kendisi de yine anlatacağım üzere bayağı sıkıntılı şeyler yaşıyor. 1911 yılında bir yıl sonraki belediye meclis azası seçimleri inanılmaz olayla geçiyor. Şu gördüğünüz dilekçede Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada, yani neden Burgazada yok işin içinde bilmiyorum, farklı din ve mesleklerinden muhtar, ihtiyar reis, heyet reisleri ve imamları toplu bir arzu hal veriyorlar ve hakkımızı arayın diye dahiliye nezaretine başvuruyorlar. Diyorlar ki biz bir yıldan beri Anastas Sıtkı Efendi'den şikayet ediyoruz. Şehir emaneti hiçbir şey yapmıyor. Fakat bu son seçimde Anastas Sıtkı Efendi azal seçimlerine itiraz ettiğinde şehir emaneti çok hızlı bir şekilde olaya el atıp soruşturmaya başladı. Bu durumda şehir emaneti halkı değil kişileri mi kolluyor diye soruyorlar. Tahkikat yapılıyor bu konuda. Ve Anastas Sıtkı Efendi'nin, şunu söylüyorlar. Anastas Sıtkı Efendi'yi meclise sokabilmek için azal sayısını arttırdılar ve bazı seçilmiş olan azaları da istifaya zorladılar diye de şikayetli bir madde var. Bununla ilgili bir başvuru yapıyorlar ve şöyle bir ifade kullanıyor şehir emanetine. Mazisi, ahvali ve hali hazırdaki hareketleri şüpheli, pek az oy almış bir takım adamları meclise sokmak için çabalanıyor diye bir Nazır Beyefendi'yle hükümeti göz bebekleri kadar seven Adalar ahalisi çaresiz kalınca size başvurduk diye yazıyorlar. Nezaret bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor gerçekten, tahkikat yapılıyor. Anastas Sıtkı Efendi'nin bu arada şikayetlerini de öğreniyor. Neden seçimi iptal etmek istemiş bu adam? Onu da öğreniyoruz. Vefat eden bazı kimseler adına oy atıldığını iddia etmiş. Bazı kimselerin haberi olmadan kendileri adına oy atıldığını iddia etmiş. Ve yabancı tebaadan oy kullanma hakkı olmayan kişilerin oylarının kabul edildiğini iddia etmiş. Fakat yapılan tahkikat neticesinde bunların hiçbirinin gerçekleşmediği ve Anastas Sıtkı Efendi'nin gerçekten de meclis azasına girebilmek için seçimi iptal ettirmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. Neticesinde Adalar Belediye Reisi olarak Şükrü Bey isimli bir zat atanıyor. Ama bir yıl sonra Anastas Sıtkı Efendi'nin tekrar riyaseti ele geçirdiğini görüyoruz. 1912 yılındaki belediye başkanı yine kendisi. Sonra Balkan Harbi'nin başlamasıyla beraber tabii şimdi artık sanlameler kesintiye uğramaya başlıyor. Orada boşluklar oluyor. Arkasından 1. Dünya Savaşı. Bu sebeple 1913 yılındaki belediye müdürünün, belediye reisinin ismini tespit edemedik ne yazık ki. Ama o yılki azal seçimleriyle ilgili bir kriz yaşandığını da arşiv belgelerinden bulduk. Bu 1913 seçimlerinde de şöyle bir şey oluyor. Heybeliada ahalisinden, şikayetler hep Heybeliada'dan çıkıyor burada çok enteresan bir şekilde, onu gördüm belediye seçimleriyle ilgili. Rauf ve Şükrü Beyler diyorlar ki seçimde hile yapıldı, seçimin iptal edilmesi lazım. Burada çok uzun, yani bayağı uzun giden bir soruşturma var, onun hepsini vakit yüzünden anlatmayacağım. Fakat seçimin feshedilmesini istiyoruz diyorlar. Şehir emanetinden bir kişi gönderiliyor araştırmak için. Bu kişi yaptığı araştırmada gerçekten 5 tane madde sıralıyor ve evet seçimde bazı usulsüzlükler olmuş diyor. Fakat akabinde belediye reisinden bir açıklama geliyor ilk önce konuyla ilgili. Tamam ben de kabul ediyorum ufak tefek bazı şeyler olduğunu diyor. Ama diyor asıl seçim encümeninin bunlar sorumludur. Onların açıklama yapması lazım size. Bir ay sonra seçim encümeninden de bir açıklama yapılıyor. Tek tek yine bütün suçlamalara cevap veriliyor. Bence şu çok önemli ama bu cevaptaki şu cümle çok önemli. İlla, şimdi Rauf Bey'in kendisi meclise girmek için seçimi feshettirmeye çalıştığını iddia ediyorlar. Ve diyorlar ki illa Rauf Bey'in meclise girmesi isteniyorsa 3-4 azam memnuniyetle istifa edebilir. Ama seçimin feshi için bahane arandığı ortadadır. Ve seçim tekrarlansa bile Adalar ekseriyetle Rumlardan oluştuğu için seçim tekrarlansa bile Rauf Bey asla meclise giremeyecektir, oy alamayacaktır yeterli seviyede deniyor.
Ve gerçekten de işin sonunda Rauf Bey'in belediye meclis azası olamamayı, yeterli oy alamamayı kendine yediremediği için böyle bir şikayette bulunan bir kişi olduğunu anlıyoruz. 1914 yılı için arşiv belgelerinden belediye başkanının sadece ismini tespit edebildik. Yanko Bey'miş 1914 yılındaki belediye başkanı. Bundan sonra yine bir atlama oluyor. 1917-18'e geldiğimizde Adalar Belediyesi'nin başında Yusuf Kenan Bey olduğunu görüyoruz. Ben 1918'den sonrasını Umut Bey'e bırakacağım. Zaten anlatmasını kısaca bir özet geçersek ama eldeki verilerde arada çok fazla boşluk kalıyor. Dediğim gibi çok fazla yılın başkanını ya da azalarını tespit edemiyoruz. Bu dönemlerde de muhtemelen kaymakamlık muhtesinde olabilir Adalar Belediyesi. Çünkü yazışmalar da şehre emanetiyle Adalar Kaymakamlığı arasında bu yıllarda devam ediyor. Bizim tahminimiz tabii ki bu. Adalar Belediyesi kuruluşuna itibaren sürekli bir başkalaşım içinde. Sürekli bir kaymakamlık muhtesine geçiyor, müstakil oluyor. Yani sürekli bir işlerin yürümesine aksamaya yol açan bir durum söz konusu. 1918'e kadar en azından konuşuyorum. Çok iyi niyetli kurulmuş, yani Adalar Muhteberanı'nın çok büyük umutlarıyla kurulmuş bir belediye. Tabii şunu da söylemek lazım, belediyelere tahsisat da çok kısıtlı o dönemde. Yani hepimiz biliyoruz işte büyük tur yolunu Adalılar yaptırıyor kendi parasıyla en basitinden, belediyenin yapması gereken bir şey. Buna rağmen ama şehre emanetiyle paralel varlık gösteren, işte 6. aydan sonra kurulan Tarabya ve Adalar Belediyesi'nin bizim şahsi görüşümüz de bu. Biz gerçekten İstanbul Belediye tarihine önemli yazılmış isimler olduğunu düşünüyoruz. Güzel adımlar olduğunu düşünüyoruz. 1918 sonrasında Umut Bey inşallah süreyi de çok aşmamışımdır. Hızlı gitmeye çalıştım ama. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kıymetli meslektaşıma. Biz bu bildiriyi daha evvel ikinci Adalar Sempozyumunda ortaklaşa sunmuştuk. Biz 1918'de bir kesintiye uğratmıştık bu süreci. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi 1918 malumumuz 30 Ekim 1918 itibariyle mütareke dönemine giriyor Osmanlı Devleti. Tabii Türkiye'de Türk belediyeciliğinin tarihsel gelişimine baktığımızda biz bunların hiçbirini yaşanan siyasi olaylardan veya devletin içerisinde bulunduğu ahval ve şeraitten bağımsız düşünemeyeceğimiz gibi yorumlamalarımızı yaparken de devletin içinde bulunduğu duruma ve nasıl bir miras bıraktığına göre şekillendirmek zorundayız. Tabii 18 sonrası çok zor bir dönem. Yani özellikle 1923'e kadar, 6 Ekim'e kadar, İstanbul'un kurtuluşuna kadar olan süreçte. Şimdi öncelikle hepinizin malumu 13 Kasım 1918'de İstanbul fiilen işgal ediliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın meşhur Sarayburnu açıklarında söylediği geldikleri gibi giderler meselesinin sözünün cereyan ettiği dönemler bu dönemler. Şimdi öncelikle ben kendi konuma geçiş yapmadan önce şundan bahsetmem gerekiyor. Tabii Osmanlı Devleti'nin dönemsel olarak şekillendirdiğimiz bir tarihçi nosyonuyla rahmetli Halil İnalcık hocamızın dediği bir klasik dönem var. Bir de modernleşme dönemi var. Modernleşme dönemi aslında Osmanlı Devleti'nin özellikle askeri sistemlerden başlatmış olduğu yenilik hareketlerini bütün kendi siyasal yapı sistemi içerisine entegre etme arayışları olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşımla bahsettim, meslektaşım. Beyoğlu ve 6. Daire'ye belediye isminin verilmesi bile aslında bir ikame politikası. Yani Batı'daki Paris Belediyeciliği'nin bir anlamda ismen de olsa taklit edilmesi ki daha sonra bu 1877'de bu belediye dairelerinin sayısı 20'ye çıktığında da 20'ye çıkmasının nedeni de yine Fransa. Orada 20 tane var, bizde de 20 tane olsun diyorlar. Tabii 20 tane var ama o 20 taneyi sürdürecek adam yok. Yani kahtrical problemi var zaten. Modernleşme döneminin en büyük sıkıntısı yetişmiş insan meselesi. Bu tabii Cumhuriyet'e de intikal edecek daha sonraki dönemde. Daha sonra bir sene sonra hemen sayıyı tekrar 10'a indiriyorlar. İşte biz de karanlık dönemde kalıyoruz. Yani bu 7. daire mi, 19 mu, 16 mı, 15 mi? Yani şey olarak söylüyorum, farazi söylüyorum tabii bunu. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Şimdi 20. yüzyıla geldiğimizde başlarına baktığımızda mütareke döneminden sonra artık adalar sadece işte Rum, Ermeni ve Yahudi tebaanın yaşadığı bir yerden ziyade artık biraz daha Müslüman Türk nüfusunda gelmeye başladığı bir dönem karşımıza çıkıyor. Burada gayrimüslim ifadesi kullanmıyorum. Gayrimüslim çünkü Lozan Devleti'nde ekaliyetlerin himayesi 37. ve 45. maddelerle belirlenen bir mesele. Osmanlı Devleti bir imparatorluk vasfına haiz olduğu için orası gayrimüslim tebaası. Gayrimüslim tebaadan çok Müslüman Türk nüfusunun da gelmeye başladığı bir dönem. Tabii
seçkin bir sayfiye yeri. Arkadaşım da bahsetti zaten 6. daireden sonra Tarabya ve adaların kurulmuş olması da bir sadece bir şey eseri değil. Bir de rastlantı veya tesadüf açıklanamayacak boyutta olan bir şey. Oranın insanlarının burada dinlenmek için vakit ayırdıkları yerler buraları. Cihan Harbi esnası malumunuz İttihat Terakki'nin yönetiminde olduğu yıllar. İttihat Terakki ekonomi politikalarında olduğu gibi Türkiye'nin siyasal sisteminde de Osmanlı döneminde de daha milli bir politika izlemeye başladığı dönem bu dönemler. Tabii bu milli politikaların izlendiği dönemler, tabii Balkan Harpleri, 1. Cihan Harbi artık milliyetçilik akımının Avrupa'ya olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin de kasıp kavurması. Burada Osmanlı tebaası ile Müslüman Türk nüfusu arasında biraz tatsız olayların yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor o zaman aralığı. Burada konferansa başlamadan önce de konuştuk. Osmanlı Bahriye Nezareti bazı yerlere özellikle askeri öğrencilerin yerleştirilmesi için Eyvela'da Ruhban Okulu gibi buralara el koyuyor o dönemde. Cihan Harbi'nden mağlup olarak ayrıldıktan sonra Osmanlı Devleti işte mütareke dönemi arkadaşımın bıraktığı yer. Burada işgal kuvvetleri. Zaten itilaf devletlerinin işgalinde artık 13 Kasım 1918 itibariyle fiilen 16 Mart 1920 itibariyle de resmen işgal altına girecek İstanbul. Malumunuz o 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'nin kabulü vesaire bu resmen işgali hızlandıran gelişmelere sahne oluyor. Adalarda bu canlılığı biz bu dönemde nasıl görebiliyoruz? 1917'de aslında İtilaf Devletleri bloğunda giren Sovyet Rusya'nın, tabii Sovyet Rusya değil o dönem savaşa girerken de 1917'de Çarlık Rusya savaşa girdikten sonra Bolşevik ihtilalinin gerçekleşmesi, Sovyet Rusya'nın kurulmasıyla birlikte burada Beyaz Rusların adalara geldiği bir dönem var burada. Tabii onlar sadece burada yerleşik olarak yaşamaktan ziyade ticaret vesaire olan işlere de girerek adanın belli oranda renklenmesine ve daha renkli günler geçirmesine neden oluyor o zor yıllarda. Tekrar canlanmasına katkı sunuyorlar bir anlamda. Şimdi buradan mütareke döneminin böyle karanlık döneminden sonra şunu da söyleyeyim burada bir öneri olarak ilgililer vardır. Hocamdır fakültede Profesör Abdurrahman Bozkurt. Adalar özelinde veya yerel yönetimler özelinde olmasa da doktora tezi şeylerin itilaf devletlerinin İstanbul'da işgal yönetimidir. Böyle 1100 sayfalık bir kitaptır bu. Orada bütün işte İngilizlerin, Fransızların arşiv belgeleri, Osmanlı arşiv belgeleri başta olmak üzere bu dönemi merak eden, İstanbul'un en azından genel olarak nasıl yönetildiğini merak eden buradaki dinleyicilerimizin de başvuracakları bir kaynak olarak bunu da belirtmiş olayım sizlere. Şimdi Cumhuriyet dönemine baktığımızda bizim öncelikle şunu kafamızda şekillendirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet rejimsel olarak veya şekli hükümet olarak yeni bir sistemdir, doğrudur. Ama bu topraklardaki bir yönetim sistemidir. Yani aynı milletin yeni bir devletidir. Yani 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda başka insanlar getirilmedi buraya. Osmanlı Devleti'ndeki paşalar bu mücadeleyi yaptığı gibi yine Osmanlı Devleti'nden kalan bakiye bu topraklarda yaşıyordu. Buradan nereye gelmek istiyorum? Belediyecilik de aynı şekilde. Cumhuriyet Belediyeciliği de aslında 1930'a kadar, şimdi Songül Hanım da geldi. Kendisiyle bizim teşvikli mesaimiz vardır bu konularda. Benim 24-26 arası çalıştığım belediye başkanının halefini çalıştı. O da yüksek lisans tezi olarak. Şimdi Cumhuriyet Belediyeciliği biz 1930'a kadar hazırlık evresi olarak nitelendirir. Bunu İlhan Tekeli Hoca, Cumhuriyet'in Belediyecilik Öyküsü'nde, Tarih Vakfı'ndan çıkan kitabında bunu hazırlık evresi olarak tırnak içinde nitelendirir. Bütün sistemiyle ve bütün belediyecilik mirası Cumhuriyet döneminde bu çarpık, yani bunu açık söyleyebilirim, yani tam oturuşmamış, belediyecilik felsefesinin tam olarak anlamdırılamamış vaziyetinin 1930'a kadar, 1580 sayılı belediyeler kanununa kadar bu şekilde devam ettiğini söylemek çok yerinde olacaktır. Peki, Cumhuriyet döneminde ben biraz daha genel kanunlar üzerinden gideceğim. Yerel yönetimlerde neler oldu? Ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi 16 Mart 1920'den sonra malumunuz 23 Nisan 20'de artık yönetim merkezi Ankara oluyor ve Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bu Büyük Millet Meclisi çıkarmış olduğu kararları bazı şeylerle acil olarak faaliyette geçirmesine rağmen artık bir anayasal sürece girmeye ihtiyaç duyuyor bir zaman sonra. Hepinizin malumu 20 Ocak 1921 yılında da Türkiye'nin yeni Türkiye Devleti'nin kurulacak yeni Türkiye Devleti'nin ilk anayasası 21 Anayasası kabul ediliyor. Bu 21 Anayasası'nın maddelerine bakıldığında dönemin ve sistemlerin, devletlerin siyasal konjonktürüne göre bazı ifadelerin ve bazı ibarelerin kullanıldığını görüyoruz. Mesela madde 12, vilayet şuralarından bahsediyor. Vilayetler halkınca müddaha pazadan
mürekkeptir diyor vilayet şuraları. Şimdi şura kelimesinin kullanılması mesela o dönem bir Bolşevik devriminin bir etkisi olarak tezahür ettiğini, aynı zamanda halkçılık ilkesinden de hareketle tezahür ettiğini görebiliyoruz. Yine madde 13'te vilayet şuralarından bahsediliyor. Burada baktığımızda bu muhtariyet kelimesini kullanmakta çekince göstermiyor mesela 21 Anayasası. Ancak şunu söylemem gerekir ki bu şimdi İlber Hoca'nın kitabında da bunu böyle ifade eder. Der ki yerel yönetimlere verilmiş eşsiz bir statü. Çünkü devlet özellikle Sultan II. Mahmut'tan itibaren meşrutiyet, II. Meşrutiyet'te dahil olmak üzere gitgide merkezileşen bir yapıya haiz şekilde ilerliyor. Tabi 21 Anayasası bunun tam tersini söylüyor burada. Ama bu şöyle söyleyeyim sizlere açık bir etkinlikte. Bu teoride kalan bir şey olacak. Ki Cumhuriyet idarecilerinde başta Mustafa Kemal Paşa Atatürk olmak üzere 1924 Anayasası'nda hemen bu yerel yönetimlere verilen bu muhtariyet statüsünü direkt olarak meclisin törpülediğini ve bunu teoriden pratiğe hiçbir zaman dönüştürmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Size şöyle ilginç bir not söyleyeyim. Ali Haydar Yulu Bey var İstanbul'da, İstanbul şehremini 1923 ile 1924 arası dönemde. En son kendisiyle ilgili bu belediyecilik faaliyetleriyle ilgili bir makale de yazdım Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde. Şimdi kendisi şehremini vekili mesela, İstanbul valisi çünkü birleşik idare sistemi yok o dönemde, vekaleten şehremini. Burada belediyeye çok fazla vakit ayırdığı için, bakın 1923 yılından bahsediyorum, 6 Ekim'de malumunuz İstanbul'un kurtuluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bazı heyetler gönderiyor kurtuluş için. İşte burada karşılanması gerekiyor, vali sonuçta en büyük mülki amir. Burada Ali Haydar Bey belediyecilik işleriyle ilgilendiği için ve heyetleri karşılamada eksiklik gösterdiği için tırnak içerisinde teşrifat vazifesini yerine getirmediği için o dönem mecliste idamını talep edenler oluyor. Yani Cumhuriyet yönetimi yönetimsel olarak baktığınız zaman merkezi devletin ortaya çıkması ve oturuşmaya başladığı bir dönem aralığı olarak görülüyor. Bakın yani bir teşrifat vazifesinden dolayı idamını talep edecek mahiyette tartışmalar ortaya çıkıyor bakıldığı zaman. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani zamanın ve zeminin getirmiş olduğu olaylardan hareketle bazı kararların alındığı, yine zamanı ve yeri geldiği zaman da bunların tavsiye edildiği ve kendi sistemine göre ortaya konduğunun en büyük kanıtı. Peki bunları biraz böyle ön bilgi olarak anlattıktan sonra Cumhuriyet döneminde adalarda ne oluyor? Adalarla ilgili de bizim bulabildiğimiz, tespit edebildiğimiz bazı şeyler var. Şimdi öncelikle 17 Ağustos 1340'ta, yani 1924'e tekabül eder bu, Dahiliye Vekaleti Başvekaleti Cevriye'ye bir yazı gönderiyor. Buraya bir atama yapılıyor. Bu atama meşhur Ankara'da bildiğiniz, Tamlağan Meydanı'ndan da bildiğiniz Nevzat Bey buraya. Adalar Daireye Belediye Müdürlüğü'ne atanıyor 1924 yılında. 23 Eylül'de aslında İsmet Paşa cevap veriyor. Yani 17 Ağustos'ta Daireye Vekalet yazıyor. 23 Eylül 24'te İsmet Paşa'dan cevabı telgraf geliyor. Devlet arşivleri kayıtlarında takip edebildiğimiz kadarıyla. Ve Nevzat Bey atanıyor. Bu yaklaşık bir yıllık bir dönem. Yani 360 gün, 358-360 güne tekabül edecek bir görev aralığı var Nevzat Bey'in. Kendisinden sonra 1 Eylül 1925'te Ali Yaver Bey daire müdürü oluyor. Ali Yaver Bey belediye dairesi müdürü olurken işte bu siyasal konjonktürden veya yasalardan bağımsız düşünemeyeceğimiz için kendisi burada sadece daire müdürü olarak atanıyor. Yani kaymakam vazifesine değil. Ki nitekim kendisi daire müdürlüğü yaparken 1927 yılında adalara Hayri Bey kaymakam olarak atanacak. Ve 1933 yılına kadar da bu görevini sürdürecek. Tabi burada bir kopma noktası var. Onu da birazdan ifade edeceğim. Burada meclis azalarına, salınamelerden tespit edebildiğimiz kadarına baktığımızda şunlar var. Mesela 1925-26'da Adalar Şube Dairesi'nde müdür Ali Haver Bey dediğim gibi. Zabıta Merkez Memuru Rıfat Bey, Başkatip Selahattin Bey, Sermenis Asım Bey, Fenliye Memuru Kamil Bey gibi. Yine 26-27'de müdür Ali Haver Bey olarak gözüküyor. Salınamelerden takip ediyoruz. 28-29 aynı şekilde. 27-28 böyle. Bizim belediyecilik tarihinde bu konuyu çalışanların çok iyi bildiği belediyecilik tarihinde şöyle bir husus var. 14 Nisan 1930 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 1 Eylül 1930 tarihi itibariyle de yürürlüğe girecek olan 1580 sayılı belediyeler kanunu.
Bu 1580 sayılı belediyeler kanunuyla aslında Cumhuriyet artık kendi belediyeciliğinin adımlarını sağlam bir şekilde atmış oluyor. Birleşik idare sistemine geçiliyor. Yani artık vali ve şehir emini, o dönemde artık şehir emanti de kaldırdı ki Son Gün Hanım'ın kitap başlığıdır o, İstanbul'un son şehir emini Muhittin Üstün'den. Son şehir emini çünkü artık belediye reisi olacak 30 itibariyle. O şekilde adlandırılacak. Bu kanunla birlikte 1930 itibariyle, 1 Eylül itibariyle artık Adalar Daire Belediyesi'nin müdürü de, reisi de kim oluyor? Otomatik olarak kaymakam oluyor. Yani Hayri Bey oluyor. Buradan meslektaşım da zaten gösterir. Hemen şu yeni kazalar haberi var mesela. Bu 1 Eylül 1930 tarihli akşam gazetesinde. Buraya bu hem kanunu, yasa tasarısını hem de Adalar Belediyesi'nin yeni statüsünü ve bunu Hayri Bey'in devam ettireceğine dair haberler var. Kendisinin bir sonraki görsele geçersek fotoğrafı da var zaten. Mesela buradan fotoğrafını da görebileceğiz. Açalım. Evet, şurada Hayri Bey'in fotoğrafı da gözüküyor. Hatta bu 1930 tarihinde yine adalardaki işleyişle ilgili de bazı haberler görüyoruz. Mesela az zamanda büyük işler görüldü deniyor. Gayretli Kaymakam Hayri Bey belediye reisi vazifesini de terfi ettikten sonraki bu o yasa gereği artık. Adalarda faal bir belediyecinin iğne dizilerini veren eserlerine şahit olmaya başladık diyor. Ve belli başlı faaliyetlerinden bahsediliyor. Şimdi burada bizim anlamlandırmamız gereken veyahut da yerli yerine oturtmamız gereken şeyler şunlar. Şimdi öncelikle İstanbul Şehir Emanetinden bağımsız bir yer değil Adalar Belediyesi. Zaten bütün faaliyetlerini arkadaşımla bahsettiği üzere İstanbul Şehir Emaneti ile beraber bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Tabii burada belediyecilik mirasından ya da belediye görmüş insanların tırnak içerisindeki söylemiş olduğumuz bu hususta çok büyük önem teşkil ediyor. Yani işte bu yolu yapması mesela Adalar halkının kendi gayretleriyle ya da kendileri bir belediye oluşturması falan, o insanların biraz daha kendi içselleştirdiği bazı şeylerden kaynaklı. İşte bu gayrimüslim tebaanın vesaire olması da çok etkili burada. Şimdi İstanbul Şehir Emanetine baktığımızda Cumhuriyet yıllarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında aynı şekilde Şehir Emanetinde de zaten tam bir düzenin oturmadığını görüyoruz. İşte 1923-24 yılında vekillik yapan Ali Haydar Bey 24'te artık rejimin sembolü haline gelen Ankara'ya şehir emin olarak atanacak. Oranın kalkınması için merkez hükümet tarafından görevlendirilecek. Onun yerine de benim tez konumda oluşturan operatör Emin Bey İstanbul'a şehir emin olarak atanacak. Ancak kendisinin valilik vasfını üstünde taşımadığını göreceğiz 1926'ya kadar ki ilk olarak İstanbul'da Raşit Bey, Raşit Bigat, ardından da Süleyman Sami Kepenek vali olacak. Ne benzerdir ki, biraz önce değerli meslektaşım da bahsetti, bu kaymakamlıkla veyahut da vilayetle emanet arasındaki bu kavga gürültünün şehrin hizmetlerine de yansıdığını acı bir şekilde Emin Bey döneminde de tecrübe edeceğiz. Nitekim mesela tiyatroların gece 12'ye kadar açık kalıp kalmaması meselesi, işte hükümet konağının önündeki demir parmaklıklar meselesine kadar aynı iradenin tek parti dönemi biliyorsunuz 1950-23 itibariyle Halk Fırkası. Aynı partinin atamış olduğu birisi mülki amir olarak, birisi emanette atanmış kişi bile kendi arasında bir çelişkiye, bir çatışmaya düşerek hizmetlerin aksamasına neden olacak. Buralara baktığımızda dönemde adaya nasıl yansımalarını görüyoruz. Mesela rıhtımla ilgili birçok habere ben rastladım o dönem işte. Heybeliada rıhtımı vesaire bununla ilgili yapım faaliyetlerinin açıldığı. Bir de burada hazır böyle çok meraklı hazırım bir aradayken şunu da söyleyeyim. Bu İstanbul'da genelde yanlış bilinen bir şeydir şimdi. Aslında yanlış değil de biraz da diğerlerinin görülmediği bir şeydir. Şimdi Ahmet İsvan meşhur İstanbul Belediye Başkanlarından bugün Halk Ekmek Fabrikası da açıldı kendisinin adıyla ki işte Halk Ekmeğin kurucusu olarak söylenir. Evet, isimsel olarak doğrudur. Bunu da bir genel kültür olarak söylüyorum ben. İstanbul'da mesela insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle fırıncılarla çok büyük bir mücadeleye giren Ali Haydar Bey, Ali Haydar Yuluğu döneminde ki kendisi 1937 yılında Atatürk'ten bir yıl önce vefat edecek. Ali Haydar Bey fırıncılara herhangi bir tedbir alamaması ve büyük bir et ve ekmek sorununun aynı adalarda olduğu gibi İstanbul'un genelinde de ortaya çıkmasıyla beraber ilk defa belediye sergileri açacak. Kasaplardan çok daha ucuza et,
ekmek üreticilerinden de çok daha ucuza halkın faydalanabileceği belediye sergilerini açacak. O anlamda ben makalemde de söylemiştim, burada da söyleyeyim. Benim için İstanbul'da halk ekmeğin kurucusu Ali Aydar Yuluğu Bey'dir. İnşallah yetkililer de bunu duyar, herhangi bir fabrikaya da kendisinin adını verirler. Çok önemli de bir insandır. Yani baktığım kadarıyla çalışırken zevk aldığım bir insandır. Onun hayatıyla ilgili çalışırken çok şey öğrendim açıkçası. Onu da bir not olarak söylemiş olayım. Peki Cumhuriyet İdaresi'nde yani başta Atatürk olmak üzere adalarla ilgili neler oldu? Yani ne şekilde cereyan etti hadiseler? Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa Mondros Mütarekesi'nin akabinde 6 ay geçirdikten sonra İstanbul'dan ayrılıyor. Ve bir daha 1 Temmuz 1927'ye kadar İstanbul'a gelmiyor. İstanbul'a gelmemesinin hem siyasal, hem imparatorluk bakiyesi, hem bürokrasi, hem diğer birçok sebebi var. Bunu tarihçiler üzerinde çok mutabık kalamadığı konulardan biridir. Bu neden Mustafa Kemal Paşa 27'ye kadar İstanbul'a gelmedi? Hatta buradan sarayın açıklarından geçerken o dönem Emin Erkul Belediye Başkanı çok büyük bir organizasyon tertip ediliyor. Paşa birazdan İstanbul'a gelecek falan diye ama İstanbul'u es geçerek ilerliyor Paşa. Yani uğramıyor İstanbul'a. 27'de geliyor. Mustafa Kemal Paşa 27'de geldikten sonra 1928 itibariyle dinlenmek için adalara geliyor genel itibariyle. Hatta 1928 yazından itibaren her yıl yat kulübüne, yani Anadolu kulübüne geldiğini biliyoruz. Yine İsmet Paşa, biraz önce konferansa başlamadan önce konuştuk. Heybeliada sakinleri var burada zaten, kendileri de bilirler. Hatta bir hocamız o muhitte büyüdüğünü de söyledi dışarıda konuşurken. İsmet Paşa 1924'te rahatsızlığı sebebiyle geliyor adaya, burada bir yer kiralıyor. Bu kiraladığı evi daha sonra satın alıyor ki o zaten bugün İnönü Vakfı tarafından müzeye çevrileni biliyoruz. Sonuç olarak şunlardan bahsedebilirim. Biz Cumhuriyet Belediyeciliğinden bahsederken, kanaatimce söylüyorum bunu, tabi buna itiraz da gelebilir, bunu tartışabiliriz de uzun uzadıya. Çünkü tarihte malumuz mutlak bir doğru yok. Herkes arşiv belgesini ve çeşitli şekilde yorumlayıp farklı sonuçlara ulaşabiliyor ki zaten bilim de böyle ilerler. Cumhuriyet Belediyeciliğinden 1930 yılına kadar rahatlıkla Osmanlı Belediyecilik mirası üzerinde biraz daha dağınık, tam teşkilatını sağlayamamış, kurumsallaşmasını tamamlayamamış, idari yönden nasıl bir pozisyon belirleneceği tam olarak isabetli bir tercihte bulunulmamış bir tarih aralığı olarak görülüyor, göze çarpıyor. 1930 yılından sonra ise biraz daha artık zaten bundan sonraki konuşmada bahsetti beyefendi ilk girişte. Songül Hanım 30 sonrasını anlatacak. 30 sonraki sonrası dönemde ise biraz daha artık otoriteryan bir vaziyete evrilen halk fırkası ve merkezi idarenin artık belediyeler üzerinde de tahakkümünün arttığı bir dönemi yaşayacağız hep birlikte. Ki Birleşik İdari Sistemi bildiğiniz üzere Fahrettin Kerim Gökay'a kadar da devam edecek İstanbul'da. Fahrettin Kerim Gökay'la birlikte tekrardan ayrılacak. Biz bunu düşünürken hep düsturumuzun şu olması gerektiği kanaatindeyim. Hep okumalarımdan da onu gördüm. Bizde kesin böyle bir ayrımlar oluyor genel itibariyle. İşte 1923 yılında sanki bir ekmeğe böyle bıçakla yarıdan keser gibi işte Cumhuriyet Osmanlı. Hayır. Mustafa Kemal Paşa'nın da en çok eleştirdiği konulardan biri bu. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin söylediği bir şey. Aynı milletin yeni bir devleti. Nasıl bunu görebiliyoruz? Bürokrasiden görebiliyoruz. Atatürk'ün söyleme ve demeçlerinde okuduğumuzda kendi itirazlarının ne şekilde olduğunu anlayarak okuduğumuzda bunları görebiliyoruz. Bir Atatürk şundan bahsediyor mesela. En basit bir olay. Diyor ki kendisine bazı vatandaşlarla konuşmaları, diyalogları oluyor. Bazı şikayetler iletiliyor kendisine. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili vesaireyle ilgili. Daha sonra gerekli talimatı veriyor Atatürk. Bu talimatın hayata geçirilmediğini bir başka yurt gezisinde görüyor sonra. Söylüyorlar yani bu ifade edilmişti, bu çözüleceği söylenmişti ama çözülmedi. Mustafa Kemal Paşa diyor ki ben talimatı verdim. Yani sonuç itibariyle bunun yapılması lazım. Ki talimatı veren kişi kurucu irade yani. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Yani bürokrasimiz, o Osmanlı bürokrasisinin ne şekilde tevarüz ettiği Cumhuriyet döneminde de ve ne şekilde aksamalara yol açtığı amiyane tabirle. Yine bizim gördüğümüz, karşılaştığımız bir mesele. Şimdi biraz bunlar tabii su
götüren konular ama mesela Ali Haydar Bey'in başına ne geliyor? Bunu düşünmüş olabilirsiniz şimdi. Bu İstanbul için çok önemli bir adam olduğunu söyledim 1923-24 yıllarında. Evet, Cumhuriyet İdaresi kendisi ilk etapta ödüllendiriyor. Ankara'nın imarı için görevlendiriyor. Bu bir giden tenzili değildir. Yani bugünkü zihniyetle yorumlamamak lazım. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 12 bakanlıktan fazla olduğu söyleniyor. Bugün çok büyük bir oluşum. Ama Ankara o dönem Cumhuriyet'in başarısıyla özdeşleştirilen bir kent. Yani Ankara'nın imarı rejimin başarısı. O yüzden böyle icraatçı bir adamı görevlendiriyorlar oraya. Orada da şehir eminliği yapıyor. Kendisinin şöyle bir pozisyonu oluyor. 1930 yılında malumunuz serbest fırka kurulduğu zaman serbest fırkaya Atatürk'ün izni olmadan gönüllü geçenler arasında. Ali Haydar yolu. Bu gönüllü geçiş tabii kendisinin hayatında daha sonra kötü anılara yol açacak. Üçüncü dönemdeki milletvekilinden sonra tekrar dördüncü dönemde İstanbul milletvekili oluyor. Milletvekilliği o dönem kanun gereği meclise devamsızlık gerekçesiyle düşürülecek, ıskat edilecek. Ve ömrünün sonuna kadar belediye istimlak komisyonu reisliği dışında, ki o da onun yaptığı görevler arasında çok düşük bir görev, hiçbir görev alamayacak ve ömrünün sonuna kadar böyle küçük bir hatta bakkal dükkanı işleterek vefat edecek. Bugün mezarlığı da Edirne Kapı şehirliğinde metfun bulunuyor kendisi. Yani burada düşünürken belediye teşkilatı, belediyecilik, biz burada bazen ütopyalardan, işte yapılması gerekenlerden, yapılanlardan vesaire konuşuyoruz ama yine Mustafa Kemal Paşa'nın çok sevdiğim bir sözü vardır. Haraset-i fikriye zeminle mütenasiptir der Paşa. Yani sizin söyledikleriniz karşıdakinin anlama kabiliyetiyle orantılı olan bir şey. Yani bunu siz ütopik olarak, ideal olarak geçirebilirsiniz hayatta, geçirmek isteyebilirsiniz ama bunu nasıl karşılık bulduğu ya da toplumun bunu ne şekilde idrak ettiği burada çok önemli. Burada hepimize çeşitli görevler düşüyor zaten. Ben çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. İsterseniz soru cevap faslıyla da bazı şeyleri açabiliriz, konuşabiliriz. Bir pazar günü böyle değerli vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için, bizleri dinleme zahmetine katlandığınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dediğiniz gibi soru cevap bölümüne geçelim. En kıymetli. Hemen bir sorusu olan varsa almaya başlayalım. Ben bir şey sorayım. Buyurun. Şimdi bu 1926'da yönetimin, belediye yönetiminin adalardaki bu Saat Meydanı etrafında yaptığı değişiklik var. Bununla ilgili ne kadar, nasıl bir şey anlatabilirsiniz bize, herkese de soruyorum tabii. 1926'da oradaki mezarlık kilisesinin ortadan kalkıldığı belediyenin şeyi ne kadardı? Merkezi yönetimin bir kararı olarak uygulandığını düşünüyorum daha çok ama onun yanında da o çevrede yapılan bir takım değişiklikler. Konuşmak gerekirse ben kitabımda da 19. yüzyılda çalıştığım için çok fazla hakim değilim. Nasıl, hangi kararla nasıl yapıldığını çok iyi bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Pirkipo köyünün mezarlık kilisesi orası. Çok kıymetli bir alan. Günümüzde yok. Evet. Yani bununla ilgili söyleyeceğim tek şey bu. Yazık olduğunu düşünüyorum bu kadar değerli bir tarihi yapının. Yani o dönemin arşivlerinde, o dönemin yazışmalarında bununla ilgili herhangi bir araştırmamız, çalışmamız herhalde olmuyor. Şöyle bir şey, ben genel itibariyle işte İstanbul Şehir Emaneti üzerinde ve Eminer üzerinde çalıştım. Yani adalar üzerinde spesifik çalışma yapmış değilim. Ancak bunu not alacağım ve bu arşivlerle vesaire bununla ilgili bir şey bulursam da sizlerle zaten mail aracılığıyla da paylaşmaktan zevk duyarım. Çok teşekkür ederim. Dönemde çünkü burada şeyin de aynı zamanda kulübün de mahiyetinin değişmesi. Aynı şekilde şeyin Bahriye Mektebi'nin ilgili konular da var. Yani o bizim hem sadece belediyecilik değil tabii, bu şehrin kentin gelişmesi tabii, ama belediyenin kayıtlarında, arşivlerinde neler var, yine nasıl işlemiş, özel çalışan vardır. Tabii mi? Şöyle söyleyeyim, yani adalar üzerinde çalışanlar da mutlaka sizler daha iyi biliyorsunuz ama şu var. Mesela ben yüksek lisans çalışmalarına devam ederken 24-26 arası belediye başkanıyla çalıştığım kişi zaten İstanbul Şehir Emini. Şimdi orada konuşmuştuk girerken de Büyükşehir Belediyesi'nde arşivlerde çalışmak istedim. O dönem biliyorsunuz Merter'deydi belediye arşivi. Merter'deki arşiv de 1930'dan itibaren başlıyor. Şimdi 1923'ten 30'a kadar nerede bu arşiv falan derken
O dönem personel daire başkanlığı içerisinde çıktı. Mesela Emin Erkut bir numaralı dosyaydı. O İstanbul Cumhuriyet döneminde atanan ilk şehir emin olduğu için. İçerisine baktığımda dosyanın daha fazla özel meseleler ve işte mahkeme kayıtları, davalık olan konular var. Yıldız Sarayı'nın işte oyun salonu olması, eğlence salonu falan, onunla ilgili davalar açılmış. O Mario Serra'ya falan veriyor o dönemde. Tekrardan bir hadiseler var orada. Onunla ilgili şeyler vardı, özel şeyler vardı. O yüzden çalışmada hep şeyi kullandım. Yani kullandım. Belediyenin süreli yayın organı var. İstanbul Şehir Emanet Mecmuası. Bildiğim kadarıyla şimdi Büyükşehir Belediyesi bir proje kapsamında onu zaten günümüz harflerine de transkript ediyor. Onu da takip ediyorum. Benim çalıştığım dönemde Osmanlı Türkçesi üzerinden okumalar yapmıştım ben onunla ilgili. Tabii ona da bakacağım bu dediğiniz hususla ilgili. Orada da bilgi edinmeye çalışacağım. Ekstradan yine bir şeyler bulursam gazetelere falan şöyle söyleyeyim. Yani bakalım ama çok fazla yansımıyor. Şu yansımıyor. Hep şehir haberleri İstanbul Şehir Emanet üzerinden gidiyor. Yani şunu söyleyebilirim. Biraz daha merkeziyetçi yap artık. Özellikle 24 Anayasası'ndan sonra ve bilhassa 1925 Takviye Sükun Kanunu'ndan sonra devletin biraz daha ağırlığını koyduğu dönemden itibaren artık her şeyin merkezden kontrol edilmeye çalıştığı bir döneme giriş var. Or başlıyor. O yüzden bütün şehir haberleri de hep Şehir Emanet üzerinden gelmeye başlıyor. Ondan dolayı eğer bir şey bulursam konuyla ilgili mutlaka sizlerle paylaşacağım. Çok teşekkürler. Buyurun Halim Bey. Şimdi o şeylerden söylediniz. Seçimlerden söylediniz. Evet. Yani bu seçim nasıl bir seçim? Yani ne seçiliyor? Belediye reis, belediye meclis azaları seçiliyor. Ve belediye reisinin seçimi yapılıyor. Azalar bir şey... Ya özür dilerim çok önemli. Azalar seçimi. Ben de şey yaptım. Merkezden atılıyor. Azaların seçimi var. Ve zaten oy verebilmek için de hani herkes de oy kullanamıyor aslında isterseniz. Sen daha iyi biliyorsun o dönemin şeylerini ama vergi dilimini bilmeniz gerekiyor vesaire. Burada şöyle bir şey var Ali Bey. Şimdi şey ayrıcalıklı konumda 6. daire. Zaten şunu söyleyeyim mesela 6. daireyi İlber Hoca devlet ofisi der. Yani devlet ofisi şeklinde yorumlar onu. Baktığınız zaman teşrifatçılık mesela başındaki ilk gelen teşrifatçı. Yani Osmanlı Devleti'nin üst düzey bürokratlarını görevlendirildiği bir yapı. Teşrifatçı Kamil Bey ilk müdürü yani reisi. Orada şöyle bir husus var. Orası bir anlamda kuruluşundan itibaren bir tırnak içerisinde çok merkezden olmayıp da kendi içerisinde hareket edebilme hakkına sahip bir bütçesi var mesela. Yani o dönem çok görülmemiş bir şey. Bu kendi bütçesi var. Kullanabiliyor bunu 6. daire. Ama adalarda zaten bizim tarihi selamcağımız yani belediyecilik miras zaten 67 itibariyle adalarda başladığı için bundan sonraki süreçte 77, 78, 93 harbi başlayacak. 78'den sonra zaten meşrutiyetin lağvedildiği ve daha bir biraz daha otokratik bir yönetime geçildiği Sultan II. Abdülhamit zamanı zaten daire sisteminden de orada bir geri dönüş yapıldı ve onu şubelere tekabül ettiğini göreceğiz ve bunların hepsini de merkezden kendi atadığı idareciler eliyle yürütüyor 2. Abdülhamit ki bu 33 yıllık bir döneme tekabül ediyor. Ondan sonraki meselede 2. Meşrutiyet'in ilanıyla ilk etapta biraz daha bir rahatlama söz konusu. Tekrar bir meşrutiyet anlayışı idaresi geliyor ancak 1913 işte özellikle Babali baskınından sonra yani İttihat Terakki yöneticilerinin sadece iktidar değil artık muktedir de oldukları zaman diliminden sonra yine artık merkezi kontrolün ön plana çıktığını görüyoruz. Yani azalar 6. Belediyesi, daire belediye benzer şekilde buradaki kişiler özelinde seçiliyor. Yani buradaki yerli halk onları seçiyor ama başındaki kişiler merkezden atanıyor genel itibariyle. Bir de 6. dairede şöyle, onu şimdi elimde şu an yok, bizim yazdığımız metinde vardı. Emlaki bulunan, işte vergi dilimini şu kadar ödeyen, belli şu kadar zamandan beri orada yaşayan, onlar yani belli bir intihap koşulları var, seçilme koşulları var. Siz o koşulları sağlamadığınızda adalar 6. daire belediyeye aza bile olamıyorsunuz, namzet bile olamıyorsunuz. Hem seçilme mi yoksa sadece seçilme? Hem seçmede bir şey yok, seçilme için konuşuyorum. Yani seçmede orada ikamet eden, yaşayan ya da belli bir vergi veren insanlar seçime katılabilir ama seçilme hususunda daha ciddi şeyler var. Daha ciddi konular, maddeler var orada. Ne var bir şey mi? 13 seçimlerindeki itibarlardan tanesi de bu. Ha, evet, mesela. Onu söylüyor mesela. O detaya girmek, yani çok uzatmaya lafa girmedik de 13 seçimlerindeki itibarlardan tanesi de bunun üzerineydi mesela. Bu işte vergi dilimlerinde düzgün yapılmadığı, listeler yanlış hazırlandığı
13 seçimlerindeki itirazların tanesi de buydu o 5 maddeden. Seçilecek olan kişilerin seçilecek. Söylüyorlar, imtihan koşullarının çarpıtıldığını söylüyorlar. Evet. Yani diyor ki benim bu kadar vardı, bu çıktı. Aslında böyle olmaması gerekiyordu gibi itirazlar var merkeze mesela. Bununla ilgili sürekli bir tartışma söz konusu Osmanlı Devleti'nde. Mehmet sen. Öncelikle çok teşekkür ederim yani bu kadar akıcı anlattığınız ki hayranlıkla dinledim bir taraftan. Teşekkür ederiz. Çok ya gereksiz bir detay olabilir ama biraz kafam doldurmak için biraz yaklaştırmak istiyorum. Şimdi bu adalardaki belediye kurumuyla ilgili, ben yanlış bir şey olabilir ama sürekli bir değişimler yani statü değişikliği, isim değişikliği, böyle bir hani süreçten bahsediyoruz. Bu adalar belediyesine özgü bir şey mi yoksa İstanbul'un diğer ilçelerinde de böyle bir hareketlilik söz konusu oluyor mu? Yani bu adaların alameti farikası mı? Şöyle söyleyeyim onu efendim. Adalara özgü değil. Bütün devlete özgü bir şey. Bırakın adaları, devlete özgü bir şey. Şimdi 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kalkıyor. İşte Asakir-i Mansur-i Muhammediye kuruluyor. İşte Osmanlı klasik dönemi dediğimiz dönem var ya, bu 1300-1600 olarak sınırlandırdığı rahmetli İnalcık Hoca'nın. Şimdi zaten Osmanlı belediyeciliği de esas merkezde kadı olan bir sistem normalde. Çünkü aynı şekilde onun sadece idare değil, bir de karar verme yani yargı yetkisi var. Bunun arasında imam var, mimarbaşı var, ondan sonra muhtesip var, subaşı. Bütün bunların hepsi belediye teşkilatında aktif rol alan kişiler klasik dönemde. Şimdi siz öyle bir problem ortaya çıkıyor ki 53-56 Kırım Savaşı'nda Avrupa Birliği'ne girdiğimiz savaştır bu arada. Yani bugün çok Avrupa Birliği'ne, Osmanlı Devleti Avrupa Birliği'ne girmiştir o savaşta. Şimdi Avrupalı devlet sayılmıştır yani bugünkü onu bir şey olsun diye ironi için söylüyorum. Şimdi orada bütün bu askerlerin, yabancı askerlerin ve gazetecilerin barındırılması sorumsalı çıkıyor ortaya. Ya bunu nasıl çözeceksiniz? Yani klasik bir sisteminiz var. Yani Osmanlı iktisat sistemi bile klasik sistem üzerine kuruluyor. İşte provizyonizm var, fiskalizm var, İAŞ o ilkelerle çözüyor klasik dönemde. Ama dünya başka bir yere gitmiş. İşte batılı ekonomik sistemler gelmiş, batılı belediyecilik anlayışı gelmiş. Siz bunları askeri sisteminizden başlatıyorsunuz. Orada da belli oranda başarılı oluyorsunuz. İşte mühendishane, Verli, Mayun, Bahri, Mayun, çeşitli okullar, askeri sistemde yenileşmeler falan belli oranda. Belediyecilikte de bunu ilk etapta diyorsunuz ki ya burada bir şey var, bunu alalım. Kervanı yolda düzeriz anlayış yani. Alalım ondan sonra düşünürüz sonrasında ne yapacağımızı. Ondan dolayı çok büyük değişikliği oluyor. İşte konuşmamın başında da söylemiştim. İlk etapta kuruyorlar belediye daireleri. Yani daire sistemine geçtik diyorlar. Altıncı daire kuruluyor, iyi de iş yapıyor. Ondan sonra bakıyorlar ki Tarabya ve adalardan başka böyle bir talep yok. Kurulan bir belediye yok. Diyorlar biz bunu nasıl yapacağız? İşte yeni bir nizamname çıkaralım. Yenisini çıkartıyorlar, tekrar düzenliyorlar. Buna bakıyorlar diyor ki 20 daireye ayıralım bu sefer. 14 olmadı 20 yapalım. 20 yapıyorsunuz o Paris'ten getiriyorsunuz o çok abartı. 14'ünü işlemiyor zaten. 20'yi bir sene sonra 10'a düşürüyorsunuz. Düşürünce ne oluyor? Hepsinin ya adı değişiyor, ya niteliği değişiyor. Şu da var, yani merkezin kendi bütçesi bile kısıtlı bu belediyecilik faaliyetleri için. Yani adaları Tarabya'yı bırakın, merkezin kendi yetkisi bile kısıtlı ki 6. daire çok başka bir örnek. Yani 6. daire aslında devletin olduğu bir yer. Yani 6. daire demek belediyesi İstanbul Şehir Emanetinden bile daha güçlü ilk kurulduğu zaman. Adı hiç değişmeyen tek belediye. Ve adı hiç değişmiyor. Hiçbir zaman değişmiyor. O yüzden de onu zaten İlber Hoca devlet ofisi şeklinde nitelendiriyor. Yani o kendi bütçesi olan, kendi idarecilerini kendi belirleyebilen ve kendi alanında çok daha rahat hareket edebilen bir belediye sistemi. 6. daire. Evet. Bekliyoruz. Var mı başka sorumuz? Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok soğuk havada herkesin bir sesini dinlemiştik. Kusura bakmayın biraz soğuktan sesim de tıkladamamıştım biraz. Bir şey gösterdiniz ayrıca soğuğa karşı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.